Acaba diyorum bu dünya hakimiyetini sağlayabilmek için bir yapıştırıcı, bir ortak din mi icat etmek enstrümanlardan, tabii, zamklardan bir biri budur, bu mudur? Budur. Budur. Çünkü lanse edilen şudur. Mevcut dinler, yani üç büyük din, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyaya barış getirmemiştir. Savaş getirmiştir. Dostluk getirmemiştir. Düşmanlık getirmiştir. Kardeşlik getirmemiştir. Hasımlık getirmiştir. Bu böyle değildir. Yani lanse edilen bilgi budur. Aslında dinlerin hepsinin esası barıştır. İslam demek zaten barış demektir. Her din geldiği haliyle kendine inananları yüceltir. Kendine inanmayanlara da bu düzen içinde canıyla, malıyla, inancıyla yaşama prensiplerini getirir. Mesela İslamiyet'te bu vardır. İslamiyet herkesin Müslüman olmasını ideal görür. Müslüman olmayanlara da hayat hakkı verir. Müslümanlarla kanun önünde eşit, Allah önünde eşit görmez ama kanun önünde eşit olarak yaşama hakkı verir. Yani bu düzeni zaten dinler kurmuş. Tarih içinde dinlerin yanlış yorumundan kaynaklanan şeyler dine mal edilemez. İşte bu yeni düşünce insanlığa saadet getirmemiş olan bu dinleri tamamen tasfiye ederek ama dini tasfiye etmeyerek, çünkü din insan için bir ihtiyaçtır ve de insanları belli yöne yönlendirmek için kullanılabilecek bir enstrümandır. Dini yok sayamayız. Bunu biliyorsunuz materyalistler de, pozitivistler de söylediler. Biz Allah'a inanmıyoruz, ahirete inanmıyoruz ama din bir gerçektir, realitedir. Basit insanları kullanmak için buna bizim ihtiyacımız vardır diye açıkça pozitivist kitaplarda yazar. Muhtemelen bu yeni oluşumda İslamiyet'in, Yahudiliğin, Hristiyanlığın dünya barışına aykırı görünen prensipleri tasfiye edilecek, ortak bir nokta bulunacak. Yeni bir din, bunu tarihte Ekber Şah yapmak istedi. İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Hinduizmi bir araya getiren bir din kurmak istedi ama hayatıyla kaldı, vefatından sonra ortadan kalktı. Böyle bir arzunun olduğu çeşitli bu iş için çalışan kuruluşlarda müşahede ediliyor. Ve problem de buradan kaynaklanıyor. Yani tabii bu din mensupları da kendi dinlerini korumak adına bu oluşuma bazen normal, bazen belki de fazla reaksiyon veriyorlar. Tabii karşılanacak olan budur. Evet, yani yeni bir din icat etmek isteyenler ya da bunun adına yeni bir oluşum ortaya koymaya çaba gösterenler ve imkanlarını bu hedefe yönlendirmiş olanların aslında dünya barışı değil, kendilerine göre bir dünya barışı. Öyle oldu anlaşılıyor. Ama onun da aslında bir dünya hakimiyeti öyle sağlamak oluyor. Olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü burada sadece yeni bir din kurmak yoktur. Herkes istediği dini kurabilir veya hiçbir dine inanmaz. Kimsenin ona müdahale edecek hakkı yok. Ama mevcut dinleri, düzenleri tasfiye etmek veya onu reorganize etmek, yenilemek, reforme etmek bu insanları endişeye sevk ediyor. Evet. O zaman yani yenilenme, dinlerdeki yenilenme girişimlerinin ya da böyle bir ihtiyacın doğduğu şeklindeki görüşlerinde biraz ihtiyatla karşılanması lazım. Efendim dinler, din kolay değişebilecek bir saha değildir. Zaten inanç ve ibadetlerle ölçülür. Ama bunlar var biliyorsunuz. Bunlar var. Dinde reform. Dinde reform değil de dinde tecdit olur. Ama bu kendi içinde olur. Her din kendisini zamanın ve insanların değişikliğine adapte edecek bir takım tedbirleri, emniyet sübaplarını kendi içinde getirmiştir. Buna tecdit adı veriyor, yenilenme. Bu kendi içinde olur. Dışarıdan bir müdahaleyle olmaz.